Bütün izleyicileri ve dinleyicileri selamlıyorum. Takriben son 20-25 yıldır YouTube'da felsefe üzerine yayınlanan yüzlerce videolardan felsefeye ilginin arttığını saptamak mümkün. Fakat beni ilgilendiren asıl soru şu: felsefeye olan ilginin artmasının nedeni nedir? Bu soruya üç perspektiften, birincisi tarihsel, ikincisi ekonomik ve toplumsal ve üçüncü olarak felsefi perspektifle yaklaşmayı deneyerek cevap arayacağım. Tarihsel perspektif konusunda değer verdiğim ve önemsediğim bir düşünür olan Niyazi Berkes'in bazı saptamalarına değineceğim. Niyazi Berkes 80 yıl önce 200 yıldır neden bocalıyoruz başlıklı bence hala okunmaya değer bir kitap yayınlamıştı. Bu kitabında son derece önemli saptamalar yapmıştı. Üç saptamasına kısaca değinmeyi gerekli görüyorum. Birinci saptaması şu: Osmanlı İmparatorluğu 18. yüzyıldan sonra yavaş yavaş bozulmaya ve çöküşe geçti. Ama Osmanlı uleması bu çöküşün toplumsal ve ekonomik nedenlerini hiç anlayamadığından dinden ve dolayısıyla Tanrı yolundan uzaklaşıldığı için gerilemenin yaşandığını iddia etti. Niyazi Berkes'e göre Osmanlı İmparatorluğu'nun son dönemlerinde gerici güçler, ki bu kavramı kullanıyor, var olan düzenin Tanrı'nın takdir ettiği en ideal düzen olduğunu iddia ederek sürekli değişmeye karşı durdular. Burada yeri gelmişken Osmanlı ulemasına ilk eleştiri yönelten kişinin milliyetçi düşünürü Yusuf Akçıra olduğuna dikkat çekmek isterim. Niyazi Berkes'ten çok önce Yusuf Akçura, Osmanlı gerilemesinin nedenlerini kavrayamayan Osmanlı ulemasını eleştirmişti. Akçura, Osmanlı'nın çözülüşünün nedenlerini esas olarak maddi nedenlere, yani ekonomik nedenlere dayanarak izah eden bir düşünürdü. Onun ekonomik nedenlere işaret etmesi, materyalist felsefeye yakın olduğu kuşkusunu doğurmuştu. Bu nedenle milliyetçi bir yazar olmasına karşın materyalist felsefeye yakınlığı nedeniyle Yusuf Akçıra bir Ziya Gökalp kadar Türkiye'de gündemde tutulmadı. Şimdi Niyazi Berkes'in ikinci saptamasına gelelim. Bu saptamaya göre Türkiye'de ilerici güçler Cumhuriyet sonrası devrimi tamamlamayı başaramadılar. Gerekli olan toprak devrimini yapamadılar. Eğitim ve diğer alanlarda da devrimi sonuna kadar götüremediler. Dolayısıyla ilerici güçlerin başarısızlığı da gerici güçlerin palazlanmasına yol açtı. Çok ilginç saptamalar bunlar. Bu son derece önemli ve ilerici güçleri uyaran bir saptamadır. Ayrıca ilerici güçler reform yapma konusunda da başarılı olamadılar diyor Berkes. Çünkü reformlar ya zamansız yapılmış ya da iyi hazırlanmadığı için halkın büyük çoğunluğunun ekonomik durumunu iyileştireceğine daha da kötüleştirmiştir. Bu başarısız reform girişimlerinin olumsuz politik sonuçları olmuştur. Berkes'e göre bu başarısızlıklar halk arasında devrim veya reform teşebbüslerine karşı daima güvensizlik, hatta nefret yaratmıştır. Üstelik bu başarısızlıklar gericilerin köklerini biraz daha derinlere salmalarını olanak sağlamıştır. Sonuç olarak Berkes çok önemli bir noktaya dikkat çekmişti. O da şu: İlerici güçler halk içinde büyük ölçüde köksüz kalırken gerici güçler
toplumun daha derinlerine kök salmayı başardılar. Onun üçüncü saptaması ise şöyle: değişimden yana olan güçler ile değişime karşı olan güçler arasında yaşanan mücadele nedeniyle 200 yıldır bocalıyoruz. Cumhuriyet'in kurulmasından sonra da değişmeye karşı direnen gerici güçler hiç eksik olmamıştır, diyor herkes. İşte Cumhuriyet'e karşı olan güçler yüzünden Türkiye'de sorunlar yaşanmaktadır. Niyazi Berkes'in bu tarihsel perspektifini, yani hem gerici güçlerin değişmeye karşı olan direnişe vurgu yapmasını, hem de ilerici güçlerin devrim veya reform konusundaki başarısızlıklarına dikkat çekmesini sürekli göz önünde tutmak gerektiğini düşünüyorum. Onun bu perspektifinden baktığımızda 13 Eylül 1980 darbesini İslamcıları iktidara taşıma projesi olarak değerlendirmek pekala mümkündür. İkinci perspektifle, yani ekonomik ve toplumsal açıdan soruna yaklaştığımızda şunu görüyoruz: 12 Eylül 1980'den bugüne, yani liberal politikalara uygun bir çizgide ilerleyen kapitalist gelişimini yarattığı sorunlardan biri, kırlardan şehirlere büyük göçlerin yaşanmasıydı. Büyük bir hızla köylerden şehirlere akan göç, kentlerin sosyolojik ve kültür yapısını öylesine değiştirdi ki, köylerden gelenler muhafazakarlıklarla birlikte getirdikleri için bir dönem şehirleri köylüleştirmişlerdi. Avrupa'da kırdan göç 100 yılları sürerken Türkiye'de göç kısa bir zaman dilimine sıkıştırılmıştır. Ancak dünyada olduğu gibi Türkiye'de de köprünün altından çok sular akıp geçti. Dolayısıyla bugün büyük kentlerde belirli bir muhafazakarlığın hala var olmasına karşın Türkiye'de artık şehir kültürüyle yetişmiş, eğitilmiş nesiller söz konusu. Şehir yaşamı doğası gereği kültürü, eğitimi, karmaşık ilişkileri, eğlenceyi bir ölçüde toplumsal sorunlara ilgi göstermeyi birlikte getirir. Felsefenin esas olarak antik Yunan'da site yaşamının kültürel bir sonucu olarak doğduğunu unutmayalım. Burada dikkat çekmek istediğim bir nokta daha var. İslamcı siyaset ve kültür, şehirde büyüyen eğitimin nesli asla artık tatmin etmiyor. Eğitimli nesil, din merkezli kültüre mesafeli duruyor, giderek deizme kayıyor. Çünkü İslamcı kültür ve politikanın şehir yaşamının gerektirdiği rasyonelliğe cevap vermekten çok yoksun olduğunu görüyor. Şehir yaşamının getirdiği kültür, rasyonel, akılcı yaklaşımlara duyulan gereksinimi ve bu vesileyle de felsefeye olan ilgiyi artırıyor. Kanımca son seçimlerde Cumhur İttifakı olarak bilinen iktidar blokunun büyük şehirlerde seçimleri kaybetmesini İslamcı irrasyonel politikalara karşı kentlilerin rasyonel tepkisi olarak değerlendirmek daha doğru bir analiz olur. Üçüncü perspektife, yani soruna felsefi açıdan yaklaşma meselesine gelince bu noktada biraz durmak istiyorum. Felsefeye ilginin artışı konusu bana Hegel'in dinin fenomenolojisinde
açıkladığı bir anekdotu hatırlatıyor. Anekdotta hatırladığım kadarıyla şunu anlatmak istiyordu. Nasıl ki çölde yürüyen ve susuz kalmış biri su içmek için suya kavuşmayı arzu ederse, benzer bir biçimde düşünsel açıdan yoksul olan bir insanda düşünsel ve fikirsel yoksulluğunu gidermeye çalışıyor. Fakat yıllar sonra bu karşılaştırmasının çok doğru olmadığını görmüş olacak ki bu görüşünü değiştirecektir Hegel. Ona göre bir insanın karının boş olması ile zihninin boş olması aynı şey değildir. Çünkü susuz kalan veya aç kalan bir insan doğal olarak açlığını ve susuzluğunu hisseder. Ama boş bir zihin, boş bir akıl kendi boşluğunu asla hissetmez. Anadolu'da bir söz vardır. Dolu başakların başı eğilir, boşların başı dik durur. Peki ama zihinler boşsa felsefeye ilgin arttığını nasıl iddia edebiliriz? Bence tarihsel deneyler felsefenin ortaya çıkışının esas olarak iki nedene dayandığını göstermektedir. Birincisi, insanların yaşadığı sorunlar ki bu sorunların çözümü insanı düşünmeye teşvik ederek zihinlerin canlanmasına vesile olurlar. İkincisi, felsefe ile ilgilenebilmek için hem merak hem de boş zaman gerekir. Bu ikisinin Türkiye'de olup olmadığını bilmiyorum. Bunu zaman gösterecek. Hegel'in söyledikleri şöyle de yorumlanabilir. Genel olarak yaşam ve öz olarak insan yaşamı özünde duraklama bilmeyen bir akıştır. Bu akış sürecinde insan şu veya bu şekilde bir faaliyet gösterir. Toplumda yaşanan sorunlar karşısında ama özellikle kendi yaşamını etkileyen sorunlar karşısında hiç kayıtsız kalamaz, tavır almak durumunda kalır. Ayrıca sorunların nedenlerini kavramaya çalışan akılcı düşünce ortaya çıktıktan sonra insan bilinci uzun vadede durup dinlenmez artık. Eski Yunan'daki doğa filozofları arke, yani evrenin ve yaşamın ilk kaynağı nedir sorusunu başlattıktan sonra akıl nedenleri aramak için uzun bir yolculuğa çıktı. Aklı temel alan düşünce ortaya çıktıktan sonra mitolojik açıklamalar giderek geriledi. Çünkü ussal düşünme bir kez ortaya çıktı mı, inanç merkezi açıklamalar uzun vadede vardıklarını sürdüremezler. Hegel'e göre özgürlük hissi 1.000 yıl boyunca süre gelmiştir. İşte bu özgürlük hissi büyük dönüşümlerin motorunu oluşturmuştur. Hegel'in ilerleme düşüncesi ve iyimserliği bugün aklı sorgulayan filozoflar tarafından eleştirilmektedir. Evet, bugün dünyanın durumuna bakıp dünyanın koşullarını analiz ederken karamsar olmak için nedenler var elbette. Çünkü analiz eden akıl çoğu zaman karamsarlığa kapılmıştır ve kapılmaktadır da. Ama iyimserliğin kaynağı yeni görüşlerin ortaya çıkması, insanın kendini önüne koyduğu amaç var ve gösterdiği iradedir. İradeniz, amacınız varsa iyimserliği yaratabilirsiniz. Hegel'in yeni görüşlerin ortaya çıkışı konusunda söyledikleri önemlidir. Bu nokta ile ilgili olarak Hegel'den bir paragraf okumak istiyorum. Din hiçbir zaman durup dinlenmez. Hep ilerleyen bir harekete kapılıp gider.
Ama burada bir çocuğun doğumuna tıpatıp benzeyen bir olgu vardır. Uzun ve sessiz bir besin özümlemesinden sonra ilk soluk büyüme demek olan ilerlemenin aşamalı gidişini kırar ve o zaman çocuk doğar. İşte bunun gibi tin de ağır ağır ve sessizlik içinde yeni biçimini olgunlaştırır. Sonra önceki dünyanın yapısına ait kırık parçaları birbiri arkasına eritip dağıtır. Yeni tinin başlaması birçok kültür biçiminin geniş ölçüde yıkılışının ürünüdür. Öncelikle bu pasajda kullanılan tin kavramına kısa bir açıklama getirdikten sonra yine aynı pasajda geçen bazı fikirlere dikkat çekmek istiyorum. Almanca Geist yani tin konusunu Hegel üzerine çekeceğimiz videolarda etraflı ele alacağım. Şimdilik kısa bir açıklamayla yetinmek durumundayım. Tin maddi olmayan şeyleri ifade eder. Peki insanda veya toplumda maddi olmayan şeyler nelerdir? İşte bunlar bilinç biçimleri, irade, eylem, sezgi, amaç gibi maddi olmayan şeyleri tin olarak değerlendirebiliriz. Hegel'in bu pasajı birçok önemli fikir içeriyor. Ama ben sadece konumuz açısından önemli bulduğum iki fikri ele almak istiyorum. Birinci fikre göre tin hiçbir zaman durup dinlenmez. Bu son derece önemli. Tin hiçbir zaman durup dinlenmez. İkinci fikre göre yeni bir tinin başlaması daha önceki kültürlerin yıkılışının ürünüdür. Bu iki fikrin ışığında Türkiye'de felsefeye ilginin artmasını irdelemeye çalışalım. Burada Hegel'e göre tin geçici olarak uzun ve kısa bir dönem sekteye uğrasa bile uzun vadede kendine bir yol açma eğilimindedir. Çünkü diyor Hegel, insan aklı boş inançlarla yetinemez. Çünkü insan aklı doğası gereği sürekli ileriye yöneliyor. Bu anlamda Türkiye'de tinsel bir canlanmadan bahsetmek mümkündür. Uzun zaman görünmeden suyun altından akan tepkiler giderek yavaş yavaş görünür hale gelmektedir. İnanç merkezli İslamcı kültür ve ussal yaşamı ve akla dayanan cumhuriyet düşüncesini bir dönem etkileyip sekteye uğratmış olabilir. Ama inanç temelli kültür uzun vadede akla karşı mücadeleyi asla kazanamaz. Ama bu anlattığımdan aklın inanç karşısında zaferi mutlaktır, zorunludur ve kaçınılmazdır gibi bir sonuç çıkarılmamalıdır. Aklın inanç karşısında zafer kazanması yalnızca büyük bir olanaktır. Bu olanağın gerçekliğe dönüşümü büyük pratik faaliyetleri gerektirir. Hegel'in pasajından çıkardığım ikinci fikre göre yeni tin, eski tinin ve kültürün çözülüşünün ürünüdür. Yani Türkiye'de felsefeye ilgiyi artıran esas olarak dini siyasal araç olarak kullanan ve usulü yok etmeye çalışan Türkiye'deki sistemin kendisidir. İnancı büyütmeye ama aklı küçültmeye çalışan İslamcı politika ve kültürün yetersizliği giderek belirgin hale gelmektedir. Şimdi inancın çözüm olmadığı yavaş yavaş hissediliyor ve anlaşılıyor. Ancak biraz önce değindiğim gibi kentleşme, kent yaşamı da inancın altını yavaş yavaş oyarken sessiz de olsa akılcı yaklaşımlara gereksinim olduğunu açığa çıkarıyor.
Burada şunu vurgulamak istiyorum. Akıl geliştikçe geleneğin insan üzerindeki etkisi geriler. Gelişkin akıl geleneği geçmişi geri iter, yeni görüşlere zemin hazırlar. Bilinç arttıkça geleneğe karşı durma cesareti gelişir. Bilinç ile geleneğe karşı durma arasındaki bu ilişkiyi birçok insan, özellikle kadınlar, kendi deneyimlerine dayanarak onaylayabilirler diye düşünüyorum. Din merkezli politika, toplumda yaşanan ekonomik, toplumsal ve kültürel sorunlara esaslı çözüm üretemez. Çünkü rasyonel, akılcı temellerden yoksundur. İrrasyonel yaklaşım, toplumdaki sorunları ağırlaştırdığından dolayı sorunların çözümü hem felsefeye hem de alternatif politikalara gereksinimi ezem haline getiriyor. Bir başka deyişle, felsefi düşünceye gereksinim, dinsel düşüncenin yetersizliğinin sonucu olarak ortaya çıkmaya başlıyor. Sevindirici olan da budur. Felsefeye gereksinimin ortaya çıkmasını önemli buluyorum. Çünkü felsefe olması gereken daha akılcı olanaklara işaret ederek alternatif politikalara zemin hazırlar. Gelecek videolarımızda din konusunu daha etraflı ele alacağız. Ama şimdilik sadece şunu söyleme gereği duyuyorum. Türkiye'de din görmezden gelindi, dinin alabileceği politik güç küçümsendi. Oysa dini küçümsemek, görmezden gelmek doğru bir yaklaşım değil. Bunun bedeli ağır oldu. Dolayısıyla din görmezden gelinemez, dini eleştirmek ve onunla hesaplaşmak gerekir. Ama bunu doğru bir yöntemle yapmak gerekir. Bir şeye daha dikkat çekmek isterim. Yalnızca din değil, milliyetçilik de irrasyoneldir. Çünkü ussal olana değil, hislere, duygulara dayanır. Dolayısıyla hem din ve hem de milliyetçilik insanlığın sorunlarına gerçek çözüm üretebilecek ideolojiler değiller. Bir noktanın altını özellikle çizmek isterim. Ben esas eleştirimi dini ve milli kimliği siyasal araç olarak kullanılanlara karşı yöneltiyorum. Birey düzeyinde insanlar inanç ve milli duygularını yaşayabilirler, yaşasınlar. Ama inancın ve milli kimliğin siyasallaştırılmasını ve devlete dayatılmasını doğru bulmuyorum. Felsefi düşüncenin filizlenmesi ve tinsel gelişim, yeni bilincin, iradenin, etkinin olmanın gelişimi bir paradoksla karşı karşıyadır. Bilincin, iradenin ve etkinin gelişmesi özgür bir ortamı da gerektirir. Eğer özgür bir ortam yoksa, o zaman o özgür ortamı yaratmak için bir çabaya girişmek gerekiyor. Özgürlük konusunda söylenmesi gereken şudur: İnsanın hayal gücünü dizginleyen ve bireyi gerçekliği değiştirme yönünde harekete geçirmeyen özgürlük, özgürlük değildir. Burada bir uyarıda bulunmak istiyorum. Türkiye'de geçmişten gelen önemli bir felsefi gelenek yok. Bu nedenle felsefeye ilginin artışının konjüktürel olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla felsefeye ilgi abartılmamalıdır. Ne de olsa toplumda felsefeyi boş bir gevezelik olarak gören büyük bir çoğunluk söz konusudur. Türkiye'nin "felsefe yapma lan" sözlerinin çok sık duyulduğu bir ülke olduğunu unutmayalım nihayet. Ama
Felsefeye ilginin artışı da küçümsenmemelidir. Söylemek istediğim şu, felsefeye ilgi henüz yeni doğmuş bir bebeğe benziyor bu dönem. Bebeğin yaşayıp yaşayamayacağını henüz bilmiyoruz. Bebek ilgi ve sevgi görmezse toplumda ölebilir. Bu nedenle felsefeye olan ilgiyi ciddiye almak ve bu ilgiyi sürekli beslemek gerekiyor. Felsefeyi artan kısmi bir gereksinim nedeniyle bu kanalda bundan sonra haftada bir kez olmak üzere felsefe ve felsefe tarihini içeren bunlarla sınırlı olmayan videolar yayınlamayı düşünüyorum. Toplumun büyük çoğunluğunun siyasal ve ekonomiyle ilgilendiği bir ülkede az sayıda olsa da bazı insanın felsefi ve bilimsel sorunlarla ilgilenmesini önemli buluyorum. Amacım Türkiye'de ve Türkçe konuşan ülkelerde felsefi düşüncelerin yayılmasına küçük de olsa katkıda bulunmaktır. Ancak felsefi düşüncenin gelişmesi özgür bireyleri, özgür düşünürleri, demokratik bir ortamı, yoğun toplumsal çabaları ve uzun bir süreci gerektiriyor. Bir iki insanın özgür düşünebilmesi yetmez. Hepinizin de bildiği gibi bir çiçekle bahar gelmez. Ancak birçok çiçeğin filizlenmesiyle bahar gelebilir. Gelecek videoya kadar hem hoşça hem de felsefi düşünceyle barışık kalın.